Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Mekke'den Medine'ye hicretinin 10. senesinin son aylarında yani hac aylarında veda haccına gitti. Zülkade ve Zülhicci ayları hac aylarıdır. Medine'ye döndü. Şimdi 11. yılın ayları başladı. Yani hicretin 11. yılı. Muharrem ayı geçti. sefer ayındayız. Sohbetin birisinde saymıştım ayları. Bir daha sayayım. Muharrem, Safer, Rebi'ül Evvel, Rebi'ül Ahir, Cemaziyül Evvel, Cemaziül Ahir, Recep, Şaban, Ramazan, Şevval, Zülkade, Zülhicce. Şu anda 11. senenin Muharrem ayındayız. Muharrem ayı da geçti. 11. senenin ikinci ay olan Safer ayına geldik. Safer ayının da son günleri. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kuzey tarafı, Arap Yarımadası'nın kuzey tarafını iyice bir emniyete almak istiyor. Oraya bir ordu hazırlıyor. Ordunun başına Hazreti Üsame'yi komutan olarak tayin etti. Üsame Medine'nin hemen yakınında Cüruf denilen yerde karargahını kurdu Peygamberimiz bir iki gün sonra ona sancağı da verdi. Götürdü sancağı dikti. İnsanlar orduya katılıyorlar. Kimlerin katılacağı belli oluyor. İleri gelen sahabiler de Üsame'nin ordusunda bir neferdir. Pazartesi günü Üsame'yi görevlendirmişti. Orduyu hazırlamıştı. Çarşamba günü bir baş ağrısı meydana geldi aşırı derecede ateşi yükseliyor. Çarşambadan hemen sonraki perşembeye değil bir sonraki perşembeye kadar. Yani dokuz gün peygamberimiz rahatsızlığını ayakta çekti. Mescide gidiyor, Üsame ile görüşüyor, sahabeyi teşvik ediyor, ordu hazırlanıyor çarşamba günü baş ağrısıyla başladı rahatsızlık. Dokuz gün sonraki perşembe günü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz yatsı namazına çıkamadı. Medine'nin çevresindeki kuyulardan su getirttiriyor. O sularla abdest alıyor. Başından serin suları döktürüyor. Ateşi yükseliyor. Bir daha elini yüzünü yıkıyor. Başına su döktürüyor Aylardan Kameri aylardan Rebiü'l-Evvel ayı Sefer ayından sonra Güneş yılının Aylarından da Haziran ayı Sıcaklar artık Yükselmiş Ateşi var Perşembe günü Yatsı namazına çıkamadı sevgili Peygamberimiz Abdest aldı Sordu Namazı kıldılar mı? Kılmadılar ya Resulallah. Bilal ezan okudu. Cemaat camide toplandı. Sizi bekliyorlar ya Resulallah. Camiye gitmek için kalkar gibi oldu. Bir baygınlık geldi, bayıldı. Biraz sonra ayıldı, tekrar abdest aldı. Buradan da öğreniyoruz ki peygamberimizin hayatından bayılmak abdesti bozuyor. Tekrar camiye gitmek için harekete geçti, yine bayıldı. Üç kere tekrar etti bu. Efendim kendisinde camiye gidecek bir güç, kuvvet, takat bulamayınca Ebu Bekir'e söyleyin, imam olsun, cemaate namaz kıldırsın dedi. Ayşe annemiz, babam yufka yüreklidir ya Resulallah. Namaz kıldırırken, Kur'an okurken ağlar dedi. Hayır, Ebu Bekir'e söyleyin. Ayşe annemiz demişti ki, Ömer kıldırsa olmaz mı? Efendimiz nokta tayini yaptı ve nokta tayininde de ısrarcı olduğunu vurguladı. Ebu Bekir'e söyleyin, namaz kıldırsın. Perşembe günü yatsı namazı bir. Cuma günü beş vakit namaz altı. Cumartesi beş vakit namaz 11, Pazar günü beş vakit namaz 16, altı. Pazartesi sabah namazı 17. Peygamberim hayattayken kendi tayini ile Hazreti Ebu Bekir Efendimiz imam oldu. Peygamberin camisinde Medine mescidinde sahabe-i kiram efendilerimize 17 yedi vakit namaz kıldırdı. Peygamberim bu namazlardan kimisini Ebu Bekir'in arkasında kıldı, kimisini evde kıldı. Kesin kes hangilerini evde kıldı, hangilerini camide kıldı diye tespit edemiyoruz. Bildiğimiz Perşembe günü yatsı namazını evde kıldı, Cuma namazını camide kıldı, Pazartesi günü vefat ettiği gün olan Pazartesi sabah namazını yine camide kıldı.